Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde bir önceki derse giriş yaptığımız Recycle View'da şu emülatörde gördüğümüz uygulamayı yapmaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki derste ne yapmıştık? Şuradaki her bir satırı ele alacak layout'u hazırlamıştık. Ve bu layout'u hazırlarken ne kullanmıştık? Cart View öğesine, yeni bir view grup olan Cart View öğesini kullanmıştık. Kodlarımız bu şekildeydi. Şimdi işlemimize devam edeceğiz. Öncelikli olarak şöyle genel bir bilgi vermek gerekirse, siz bu listenin içinde ne göstermek istiyorsanız ki bizim durumumuz ne? Bir manzara öğesi. Manzaranın resmi var, adı var, tanımı var. Siz burada ne göstermek istiyorsanız bu verileri elde tutacak bir farklı bir sınıf oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Bunu yapmak için de gidiyoruz Java klasörümüzdeki şu package'ın içine yeni Java sınıfı diyorum ve adına da manzara diyorum. Bunu dedik. Ne demiştik? Bu sınıf bizim oradaki verilerimizi tutacak olan sınıf. Bunun içinde basit olarak neyimiz var? Baktığımızda bir resmimiz var, bir şey adı var, bir de tanımı var. Buradaki bunun değişkenlerini oluştururken private tanımlamaya dikkat edin. Private tanımlayınca ne olacak? Buradaki bu değişkenlere başka sınıflardan erişilemeyecek. Peki biz bunları erişip değiştirmek istediğimizde ne yapacağız? İşte onun için de bunlarla ilgili setter ve getter metotlarımızı yazacağız. Birazdan ne olduğundan bahsedeceğim. Öncelikli olarak image id dedikten sonra şöyle Türkçe yazalım. Başlık diyelim. Ve string ifade tanım. Tanım diye 3 tane parametresi var. Şimdi bunları yaptık. Getir ve setter metotlarımız var dedi, değil mi? Bu metotlar neye yarıyor? Java temel derslerinde de anlattığım gibi buradaki değişkenlere dışarıdan erişim olmasın. Bir erişim olacaksa benim yazacağım getir ve setter metotları yardımıyla getterlarla içine veri konulsun. Setterlarla da bu veri okunsun diye biz böyle bir şey yapıyoruz. Generate diyorum. Gördüğünüz gibi burada yapabileceğim şeyler var ve Getter'ı seçiyorum. Getter'ı seçtikten sonra şöyle üçünü seçtiğimde buradaki değişkenleri okumak istediğimizde, get etmek istediğimizde çalıştırılacak olan metotlar. Yani ben başlık bilgisini istiyorsam direkt başlık yazamayacağım da get başlık demem gerekiyor. Aynı o şekilde buraya gelip generate diyorum. Bu sefer de neyi seçiyorum? Setter'ı seçiyorum. Bu da bu verilere, bu değişkenlere veri atamak istediğimizde kullanılacak olan metotlar. Gördüğünüz gibi set image deyip bir image id'si verdiğimizde gelecek bu sınıftaki image id'ye parametre olarak gelen imajı ata demek oluyor bu. Bunları yaptıktan sonra yine aynı sınıf içerisinde sizin elemanlarınızı, veri kaynağınızı doldurmanız gerekiyor. Aynı list view'da yapar gibi. İlk adımımız neydi aslında? Veri kaynağını hazırlamak. Bunun için tabii çeşitli yollar denemiştik. Ne yapmıştık? Buradaki values'teki string'in içine atmıştık. Bu sefer burada hepsini bu sınıfın içinde yapmaya çalışacağım. Bu sınıfın içinde yaparken de bu verileri tutacak yaklaşık kaç tane? 20 tane mi ne elemanım vardı burada. Bunların hepsini buradaki bir metot sayesinde dolduracağım. Ve bu sınıf sayesinde de biz veri kaynağımıza ulaşmış olacağız. Bunun için verileri doldurmak için bir tane public statik bir metot yaratıyorum. Statik olması ne demek? Bu sınıftan herhangi bir nesne yaratmadan da buradaki metodu kullanabilirsin demek. Ne demek istiyorum? Mesela manzara işte m eşittir new manzara demeden yani ilgili sınıftan bir nesne oluşturmadan nasıl bu yani manzara nokta deyip bu metodun adıyla ben buna ulaşabileceğim. Metodumun adı get data olacak. Verileri getir anlamında. Ve de bu bana bir tane ArrayList. ArrayList neydi? Bir tane collection sınıfıydı. ArrayList yazalım. Ve buraya da ne yazıyorduk? İçinde tutulan veri tipini. Biz burada ne tutuyoruz? Ne string, ne integer. Tamamen oluşturduğumuz sınıfı yazıyoruz buraya. Ben manzara tipinde veri tutmak istiyorum diyoruz. Daha sonra da
Oluşturduğumuz array'i burada geriye göndereceğiz. Şuraya hemen bir tane ArrayList tanımlayalım. Bu ArrayList'e diyelim. Manzara tipinde veriler tutulacak. Ve DataList diyelim buna. NewArrayList diyerek ilk lemesini yapalım. Buraya yine manzara yazıyoruz. GetData denilince bir ArrayList'im oluşturulacak. Ve bunun içinde şimdi öncelikle ne yapalım? Integer tipinde bir resim dizisi tanımlayalım. Resimler diyelim. Ve bunun içine daha önceden hazırladığım kodu ben kopyalayayım. Vakit kaybı olmasın. Çünkü bayağı uzun bir listem var. Bu resimler dizisinde benim Drawable klasörümdeki nerede kendisi? Burada. Bütün resimlerin ID'leri tutuluyor. Ben bunları buradaki diziye atadım. Şimdi bir tane for döngüsü çalıştırıyorum. Ve diyorum ki integer i sıfırdan bir başta i küçük olana kadar neyden arkadaşlar? Şuradaki resim sayısı kadar bu ifadeyi kullanabiliriz. Resimler nokta length ile bu dizinin boyutunu alabilirim. Ve i'yi bir arttır. Tabii şurası noktalı virgül olacak. Bu resim dizisindeki eleman sayısı kadar bu for çalışacak. Ve her seferinde ne yapacak arkadaşlar? Manzara tipinde geçici diye bir nesne tanımlayalım. New manzara diye. Bu geçicinin şimdi ben burada başlığına işte imaj ID'sine direkt olarak erişebiliyorum. Çünkü aynı sınıfın içindeyim. Ama private olduğu için farklı bir sınıftan ben bunlara bu şekilde erişemezdim. Şurada yazdığım getter ve setter metotlarını kullanmak zorundaydım. Yine burada da ama alışkanlık olsun diye şöyle yapalım. Set image ID diyorum. Ve diyorum ki benim imaj resimler diye bir klasörüm vardı. Oradaki ince eleman al, geçicinin resmini ata. Aynı şekilde geçici nokta set başlık diyorum. Başlığa da şöyle yazalım. Manzara desin. Boşluk bıraksın. Daha sonra da sonuna bir i koysun. Yani bu sıfır için dönerse manzara sıfır diyecek. Bir için döndüğünde manzara bir. Bu şekilde bütün başlık bilgisini de burada hazırlıyorum. Aynı şekilde geçici nokta set tanım diyelim. Bu sefer de tanım bilgisi boşluk artı i diyerek bütün tanımlarımı da burada yapsın. Tabii böyle bir kere döndüğünde de ne yapmam lazım? Benim bunları şurada oluşturduğum data listime eklemem lazım. DataList.add ve manzara tipinde veriler tuttuğu için ne diyeceğiz buna? Geçici. Umarım burası anlaşılmıştır. Forum resim sayım kadar dönecek ve her döndüğünde bir tane geçici nesne oluşturulacak. Bu geçicinin imajına buradaki mesela ilki için bu resim atanacak. Başlığına manzara 0, tanımına da tanım bilgisi 0 bilgisi atanıp data listime eklenecek. Bunun atıyorum 30 kere döndüğünü düşünün. Sizin data listinizde 30 tane manzara tipinde resim veri olacak. Ve son olarak da şu getData metodunun sonunda ne yapmamız lazım? Bunu geri göndermemiz lazım. Return array listimin adı neydi arkadaşlar? Data list. Böylece ne olmuş oldu? Bu metot her çalıştığında içi dolu bir manzara tipinde veriler taşıyan bir ArrayList'i kullanıcıya dönmüş oldu. Yani dediğim gibi siz bu ekranda ne görmek istiyorsanız bununla ilgili ayrı bir sınıf. Bunun buradaki özelliklerini verdikten sonra bunları ele alacak getter ve setter metotları ve bütün veri kaynağınızı hazırlayacak bir getData metodu yazarsanız sizin için daha kolay olacaktır. Bu videoyu da burada keselim. Böyle parça parça gidelim. Daha derli toplu olur belki. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan yerleri sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki derste önemli bir konu olacak. Recycle view'umuzun adaptörünü tanımlamaya geçeceğiz. Görüşmek üzere.